Selamlar herkese. Bugün oğlumun hastane kontrolüne geldik. Çok şükür boğazındaki beyazlıklar gitmiş. Fakat yine bir kan alınacak. O da yarına kaldı. Bugün biraz geç kaldık. Tabii erken saatte gidemedik. Ben de uyuyamadım. Gözlerim şiş şiş. Vallahi yapacak bir şey yok. İnşallah da kan şeyi temiz çıkar, enfeksiyonu falan çıkmaz yine. Kaç tane doktora sorduysam evcil hayvandan mı böyle oluyor dediysem de hayır dediler. Bu doktor da aynı şekilde hayır dedi, onunla alakalı bir şey değil dedi. Dedim hani bayağıdır bizimle yaşıyorlar, hani ilk defa falan hani bu şekilde bu kadar çok ateş çıktı. Diğer zamanlarda da hani olmuştu ama o da herhalde yediği bir şey dokunmuştu zaten yoksa. Her neyse işte sadece dedi ki akut şeyinden hani bir şey olur ama dedi daha çok hayvanlarınki alerji şeklinde oluyor dedi. Anladınız mı? Yani böyle ateşlenmedir mi ateşlenmedir değil. Bu şekilde çok şükür ben de bir anneyim. Hani tamam çoğu kişi benim iyiliğim için, çocuklarımın iyiliği için bunu söylüyor. Anlıyorum fakat ama yok yani. Hayvanlarımızla, can dostlarımızla alakalı bir durum yok. Gerçekten hayvan sevenler bilir. Yani onlara hayvan bile demek istemezler. Evlat gibi oluyorlar onlarda. Nasıl hani bir bebek nasılsa onlar da aynı oluyor. Bir çocuk nasılsa onlar da aynı oluyor. Zaten köpeklerin beyni çocuk beyni gibiymiş. Böyle ya. Niye onları Allah yaratmadı mı? Sonuç olarak niye çoğu insan hani böyle şey farklı bakabiliyor onu anlamıyorum. Sonuçta bu dünya sadece bize ait değil. Evet şimdi Yavuz Efendi bir şeyler yiyeceğiz. Değil mi aşkım? Değil mi anneciğim? Ben hemen siparişleri vereyim geleyim bence çünkü buraya gelmiyorlar herhalde. Evet, Yavuz'un sevdiği börekten söyledim, değil mi aşkım? Senin sevdiğin börekten söyledim bebeğim. Anne, o da teyzelere üstündeki kayı dedi, önünü yükledi. Kız gibi diyor, kızlar öyle yapıyormuş. Allah Allah, hiç de bile. Sade börek söyledim, gelecek aşkım. Üstüne pudra şeker dökeceğiz. Güzel güzel yiyeceğiz. İnşallah bir şey çıkmayacak, değil mi anneciğim kanında? Enfeksiyon çıkmış dedi yine yüksek. Böyle çok teşekkür ederim. Çoğu ablam hani çocukların iyiliği için diyor. Biliyorum, farkındayım. Hani köpeğin nefesinden olur, işte ne bileyim kedilerden olur diye tekrardan soruyorum. Onlarla alakalı değil. Ver aşkım çıkartayım bebeği. Tamam. Aa! Ne oldu? Evet. Hadi bakalım pudra şekerimizi dökelim. Benimkini sen döksene. Ben mi dökeyim? Şöyle bol bol pudra şekerde. Oradan. Oo, mis gibi. Çok araba sesi var, çok. Aşkım öyle olmaz. Sen ne yapıyorsun? Çatalla bir şey açtın mı? Açtım. Ha, açtım ben. Hayır. Çatalla böreğini yiyeceksin. Sen bebeğin. Seninkini bakayım. Ben ay, pipet var annem bak burada. Bir tane mi getirmişler? Bana pipet getirmemişler. Aa, bunu tam açamamışım dur. Al anne. Yok açtım. Allah kesin. Yok anneciğim. Baba istemiyorum. İstemiyor musun pipet? Renginden dolayı mı? Yok. Ne? Ver. Ben de açayım kendim içine. Anam hep uçtu. Allah uçtu gitti valla. Gitmezsen. O da sağdan. Gitme buradan. Anne diyor bak o diyor. Ne? Çocuklarım ve beni düşündüğünüz için teşekkür ediyorum hepinize.
Evet, şimdi yeme zamanı, rızık zamanı. Videonun devamında çocuklarımla böyle videolar çektim ama devamını getiremedim. Videoları ekleyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Biz biraz yiyelim. Biraz da konuşalım falan. Teyzem de çok iyi. Değil mi anneciğim? Anne niye Katar'da istasyonundan almıyoruz? Nasıl? Hani ya Katar'dan ya. Ya ona su döndürüm de şu havada donmuyor. He? Havada mı durmuyor? Durmaz ağır. Hadi yemeğini aç. Hayır. Hani tatili şu. Hani tatil suyu bende duş ya. Tamam. Şurada hazin ev içine deliyor. Evet. Ne? Bu ağaç suya batar. Hayır. Tenadırlar tatarı. Evet. Ondan olmasaydı suyu alabilirdi. Evet. He, bunu su niye alamıyoruz diyorsun. Tamam şimdi anladım. Pardon. Yanlış anlamışım. Çatallar niye sulu bir şey alamıyoruz diyorsun? Kaşık var anneciğim. Çatalda böyle bunları yemek için. Ama onun ne işi? Bak bunu böyle batırıyorsun onun işi. Ben hayır. Ondan malzeme satı yatırır. Metalden anneciğim demirden. Kitlemiyor onlar. Kitlemiyor. O da şey kitlemiyor. Onu sonra konuşuruz. Şimdi yemeğini ye. Hani yemedin. Şimdi ben şunu şöyle ayarlayayım. Heh. Böyle daha iyi oldu. Böyle aa, çok yakın oldu. Allah'ım ya. Gel. Bak ne atardı. Aslan oğlum benim. Sen bunu seviyorsun diye söyledim. Evet. Hey annem. Niye bunu siliyor? Boynunu siliyor. Anası gibi sümüklü bu da. Ramazan amcama. Ben Ramazan amcayı görmedim ki. Ben bile görmedim Ramazan amcayı. Ben gördüm ama. O artık bu dünyada değil anneciğim. Hangi dünyada? Gerçek dünyada. Benim oğlum ya. Yavuz'um bile Ramazan amca diyor. Bal oğlum benim. Hastaneye gittiğimizde Yavuz'un serum yerken böyle şeye gelmişti kedi. Yine yukarı çıkmış. Bu sefer de yukarıda gördük o kediyi. Yavuz geldi diye mi geldi bilmiyorum.
Sarım Yediyer alt kattaydı. Yavuz'da şimdi biz yukarı çıktık. Oradaydı hamile kedi. Anne, ısıdan bizi takip ediyor. Evet. Şimdi Yavuz kediye böyle böyle bir şeyler yaptı. Sonra da orada hastane doktordu sanırım. Böyle Yavuz'un arkasından gelip böyle kık yaptı. Sen herhalde. Korktun değil mi? Sen tanıdığından nefes nefes şahat ediyor. Evet. Hadi yemedin ama aşkım. Ne? Aç ağzını. Parka mı gitmek istiyorsun? Hava soğuk, hava. Şöyle hava güzel ısınsın, götüreceğim ben. Ama şimdi kardeşin de yok, olmaz anneciğim. Kardeşini bilip beyler. Şimdi bundan kardeşine de alıp götürürüz. Ama kardeşin de bir daha gelip burada parkta oynayamayız. Haksızlık olmasın değil mi aşkım? O uyuyordu hanımefendi. O yüzden onu getirmedim. Al bebeğim. Aç abi. Doydun mu? Yemedin. Hayır, bunu da ye. Bunu da yer misin? Uçak geliyor, uçak geliyor, uçak geliyor. Ama uçak çok bekledi şimdi yani. Ama ama doktor ne dedi? Yemelisin. Evet, sıcak. Burası da çok sert ya. Çok sert yerde çok zor oluyor yemesi. Bak benim gitti bile. Tamam, evde yersin o zaman. Paket yaptırırız. Allah. Her şey uçuyor. Şimdi saat kaç bilmiyorum ama 1:30 gibi işte hastaneye gideceğiz. Kan vereceğiz, sonra eve geçeriz. Değil mi aşkım? Alman tatlı taşıyor. Hayır. Hadi bay bay. Hadi bay bay oğlum. Hayır, bir de park yok ki. Gideceğiz birazdan. Gel anne. Sarıl bana. O zaman ben bir tıraş edeyim. Kafanın zımba var ya oğlum. Zımban çıksın öyle. Şimdi ama çıkarsın da o zaman. Hani yıldıra çıkmış ya. Kendi çıkıyor da diye miydim doktor? Hani sana en son gittik ya, serum taktılar. O zaman dedi ya doktor kendi çıkacak diye. Hadi bay bay. Hadi bay bay Yavuz'um. Ama öyle anne bırakılıp gidilir mi? Hadi gel yanıma. Hadi aşkım otur. Ben çiçeğim. Sen çiçek misin? İyi. Gel hadi. Hadi bebeğim. Evet. Yavuz saksı çiçeği oldu. Tamam hadi gel bebeğim. Benim adresimi getirtiyor. Yönlendir.
Evet, şimdi çaya geçtik. Yavuz da ikinci linkini içecek. İç bakalım. Yavuz Bey biraz annesi de şımarıyor teyzeleri. Ben kardeşime yerim. Seni yerim. Kardeşine mi vereceksin? Kardeşini alırız anneciğim yine. Sen içmek istiyorsan iç. Yok, ben alırım kardeşine yine. Kardeşine börek de alacağız ya yine. Ben de ona alırım kardeşime. Evet. İçecek mi? İç bakalım. Evet. Yerim seni. Öyle mi güzel oldu? Tamam. Yerim seni ben. Bal oğlu. Pembe. Evet. O neydi? Çilekli. Bak, ağaçında değişik bir led var. Evet. Ne o? Çilekli işte. O çizgileri. Yerim ben seni. Tamam, çizgileri işte anneciğim. Ben çizgi dilini demiyorum. Ne diyorsun? Şeyde, hani ağaçta koyuyoruz ya. Evet. Evet. Anladım. Tamam, ben de çayımı içeyim. Birazdan hastaneye gideriz. Hastaneden sonra da eve gideceğiz. Değil mi aşkım? Evde bana doktor iğne yaptı. Şimdi birazdan kan alınacak. İğnen yok daha. Kan alınacak. Bir kere de iğne yaptım. Şunu da henüz. Evet, inşallah annem. Evet, Mihrican ablamla hastanede karşılaştık. Hemen tanıdı beni canım ablam, evet. Benim güzel ablam. Onun da şey torunun değil mi? Evet. Evet, torunu da hastaymış. O da enfeksiyon. Çocuklar hep böyle. Hep mesela bizi hani çoğu seven ablam kediden köpekten oluyor diye ama değil işte. Bak, evet. Enfeksiyondan gelen çok var. İşte böyle. Kızın. Değil mi? Evet. Gelinin de olabilir, o yüzden bilmiyorum ya kızı. Tesadüf karşılaştı. Aynen. Hemen tanımış ablam beni. Sevdiğim için merhaba diyeyim çok dedim. Çok sağ olasın ablam benim. Biz de işte kan almayı bekliyoruz. Rica ederim aşkım, ne demek. Çok tatlısın. Sen de teşekkür ederim valla. Böyle güzel insanlarla karşılaşmak çok güzel bir şey. Sağ gerçekten. Dualarım sizinle, evet, gerçekten. Evet, biz de sürekli izliyormuş, takip ediyormuş. Evet, evet. Ben de bir beykozlu olarak sizi de takip ediyorum. Ayrıca çok seviyorum. Ben. Gerçekten. Ben de sizleri seviyorum abla. Sağ ol aşkım. Gerçekten hani mesela yanıma geldi. Hani şey, hiç yabancı olup çekmedim kesinlikle dedi. Kesinlikle. Çünkü tanımadan tanıyorum çünkü. Tanımadan, yani, tanımadan tanıyorum. Özlem'i de çok seviyorum. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Ondan sonra videolarını gerçekten hani, elim hani fırsat buldukça takip ediyorum. Takip etmeye çalışıyorum daha doğrusu. Allah razı olsun. Ondan sonra çocuklarımı çok seviyorum. Bazen bazı noktalarda aynı duyguları paylaşıyoruz. Evet. O yüzden de kendime de yakın bulduğum için bir merhaba diyeyim dedim. Kendisini ayrıca çok seviyorum. Allah razı olsun. Yani, Allah sizden de razı olsun. Annemi de beni de takip ediyormuş. Evet, annenizi de takip ediyorum. Semiha Kanet'e buradan sevgiler. Sağ ol ablam benim. Görüşürüz aşkım. Ben. Yerim seni ben. Çok tatlısın valla. Teşekkür ederim. Evet, şimdi ablama bir soru soracağım. Bunu hatta sokakta birkaç kişiye daha sorabilirim. Ablam, ölümün ya da hastalığın ya da vesaire başka böyle acı hikayelerin acıtasyonu olur mu? Kesinlikle olmaz. Evet, mesela kesinlikle olmaz. Sen şimdi benim hikayemi biliyorsun. Senle evet, de biraz evet. Burada oturduk, konuştuk, evet. Bayağı sohbet ettik. Hatta bakın çay falan da içtik. Kız da çok tatlı, sağ olsun. Şimdi mesela ablam geldi bana mesela. Şimdi diyelim hani acı hikayesi varsa, acı hikayesini anlattıysa. Ben de yaşadım. Ben de yaşadım. Şimdi en yakın kuzenimi kaybettim. He. Ben sana şimdi diyebilir miyim? Abla, sen bana acıtasyon yapıyorsun ya. Hayır. Ben de 10 yıl oldu. Kuzenimi kaybettim. İşte başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Dostlar sağ olsun. Yani bir 8 ay kendime gelemedim diyebilirim. Hatta ya, daha fazla diyebilirim. Zor. Kimseyle görüşmek istemedim. Evet. Arkadaşlarla hiç kimseyle görüşmek istemedim. Dünyam başıma yıkılmıştı. Ben kesinlikle yaşadım. Kesinlikle öyle. Başına gelmem yani, Özlem'in de bu üzüntüsüne hani bildiğim için
Bugün bir tesadüf karşılaştık. Kendime yakın buldum. O yüzden çok bir merhaba diyeyim dedim. Kendisini çok sevdim. Allah razı olsun. Ben de seni çok Allah sevdim. Gerçekten harika bir ablamız. Evet, Allah hepimizden razı olsun. Allah'ım hiçbir zaman evlatlarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş, yüreklerine telaş değdirmesin inşallah. Daha önceki videosunda da izlerken inanır mısınız hani gözlerim doldu. Hem dua ettim tanımadığım halde hem gözlerim doldu. Allah razı olsun. Yani hepinize. Rabbim kimseye acı yaşatmasın. Zamansız acı göstermesin inşallah. Sıralarım nasip etsin. Benim kuzenim de ani ölüm oldu. Kalp krizinden gitti. Ben yaşadım. Ben i̇şte yaşadım. Bilemiyorsun ki. O yüzden ki hani... bir şeylerimiz ortak yani. Ben evet. Yaşadım yani. Allah Rabbim kimseye de yaşatmasın. Her şey gelebiliyor. Hani insanız. Evet. Ama ebediyet evet. Orası. Hepimizin evet. Geçeceği evet. Bir yer. Yani ben de gideceğim. Benim hani çocuklarım evet. Da. Yani bu dünyadaki yani her canlı ölümü tadacak. Ölümün acıtasyonu olmaz. Kesinlikle olmaz. Evet. Çünkü bu bir gerçektir. Her canlı ölümü tadacaktır. Kesinlikle. Allah'ım yine de hayırlı ölümden nasip etsin. Amin. Sıralı ölümden nasip etsin. Mesela benim eşim yani, gitti orada yerini aldı bizi bekliyor. Evet. Yani her giden orada bir yerini evet. Alıyor. İnşallah Rabbim bize orada güzel bir yer almayı nasip eder. Şöyle de bir şey söyleyeyim Özlemciğim. Herkesin düşünce yapısı farklıdır. Tabii kimsenin aklına açıkçası. Evet kimsenin aklına fikrine yetişecek durumda değiliz. Asla. Herkes kendi yaşadığını bilir. Aynen öyle. Ben adam. Yaşadığımı bilirim. Sen yaşadığını bilirsin. Kesinlikle. Evet. Kimseye bir şey anlatmak zorunda değiliz. Açıklama acımız kesinlikle değiliz. Açıklama yapmak zorunda değiliz. Herkes kendi yaşadığını bilir. Ben gerçekten yaşadım yani. Yani dünyam başıma yıkılmıştı. Yani nasıl? Ben benlikten çıkmıştım. Yani dediğim gibi Rabbim hani kimseye yaşatmasın. Sıralı ölümden nasip etsin. Amin. Evlatlarımıza da hani son olarak şey diyeyim yine de evlatlarımızın da Rabbim ayaklarına taş, gözlerine yaş, yüreklerine tıraş değdirmesin. Rabbim hayırlı evlatlarla karşılaştırsın, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Her zaman. Allah cümlemizden, cümlenizden razı olsun aşkım. Senden Allah razı olsun. Gerçekten yani seni sana, seni kendime yakın bulduğum için dediğim gibi Allah bir tesadüf kesinlikle oldu. Hiç yabancılık çekmedi evet, ablam, böyleyiz dedim. Yani. Çok sağ ol aşkım. Sen çok sağ ol. Göründüğünden daha tatlısın, Allah daha cana yakınsın. Olsun. Yani İnşallah dedim, bize de buyurup Rabbim, gelecek. İnşallah. Müsait bir zamanda. Rabbim doğru insanlarla, iyi insanlarla Amin. Karşılaştırsın. Her zaman. Her zaman duamda da budur yani. Kim olursa olsun. Sadece Özlem'le şu an konuştuğum için demiyorum. Her zamanki duamdır. Allah'ım hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Amin. Güzel insanlar ameli, var ablam. Evet. Tabii ki, tabii ki var. Rabbime şükür olsun. Amin. İnşallah. Ne diyeyim, seni gördüğüme gerçekten çok ben sevindim Özlemciğim. Ben çok mutlu oldum. Gerçekten kızın da çok tatlı, çok güzel. Ben de oğlu da çok tatlı. Çok teşekkür ediyorum gerçekten sana da. Ben yine tekrar ederim, tekrar başın sağ olsun aşkım. Allah razı olsun. Ne diyeyim i̇şte bak, yani. Benim ablam şimdi gördü beni. Evet hani gerçekten. Daha önce hiç görmedi. Evet. Bir kere pazardayken hani bizi görmüş. Annemle çok kısa bir konuşma yaşlığı evet. Var. Evet. O anda da ben zaten herhalde video çektiğim için ablaya çok dikkat etmedim. Evet o zaman ben de seni görmedim. Bir telaşta zaten bir merhabalaşıp hemen çıktık annenle. Benim hiç tanımadığım evet. insan bana gelip başın sağ olsun dedi. Evet. Ama benim evine gittiğim insan evine gittiğim halde bile bana başın sağ olsun bile demedi. Ben hastanedeyken bile beni arayıp da ya da annemi arayıp da bana başın sağ olsun diyen olmadı. O yüzden çoğu şeyleri de bana karşı lanse etmeyin. Benim de bir bildiklerim var. Benim de acım varken neyse çok fazla konuşmayacağım. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim biliyor. Dediğim gibi hiç tanımadığım evet. insanlar sizler kesinlikle bana tanımıyoruz. Sizler de bana başınız sağ olsun dediniz. İşte acımı paylaştınız ama benim sözde tanıdıklarım beni arayıp da başın sağ olsun demedi. Evine gittim halde bile bir başın sağ olsun demediler. Olsun. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ebediyet var. Ölüm tabii var. Ki, tabii gerçek. Ki. Gerçek. Kader dediğimiz şey ölüm ve doğumdur. Tabii ki. Hepimiz bunu yaşayacağız. Her canlı ölümü tadacaktır. Kesinlikle. Yani. O yüzden ben... ne yapıyoruz? Ön yargılı olmuyoruz. Tabii çok ki. Da fazla böyle kurcalamıyoruz. Evet. Evet. Ben hasta çocuğumla bir yerlere gittim. Tamam. Çok kadar oldu. Çok tatlısın Rabbim, sen. Cümlemizin yardımcısı olsun. Amin. Allah herkesin hayırlısı, her şeyin hayırlısını bak, nasip ben etsin. Ben şimdi 30 yaşındayım ama 30 yaşındayım. Kimi tanıyorum? Annemi tanıyorum. Bitti benim için. Yani bir de şöyle bir... Bak ben şu ablamla bile şurada oturduk. Evet. Bayağıdır oturuyoruz. Ne kadar muhabbet ettim.
Ama benim tanıdıklarımla şu kadarlık bir muhabbetim bile yok. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim Özlemciğim. Dediğim gibi mesela ben seni takip ediyorum. Tesadüf olarak gördüm. Ben insanım neticede. Tabii ki senin üzüntüne ortak olacağım. Hepimiz insanız. Çünkü ben de o acıyı yaşadım. Olan zaten... Tabii ki ben de o acıyı yaşadım mesela. Senin de çocukların var. Ben o çocuklara karşı duyarsız kalamam. Her kim olursa olsun kesinlikle. Yani. Tabii ki ben senin yanına geleceğim. Tabii ki Özlemciğim başın sağ olsun diyeceğim. Olsun. Tabii ki çocuklarına i̇şte üzeceğim. Senin çocukların, yakının olup senin, da bunu demeyen yani, var. Senin çocukların bizim çocuklarımız yani. Böyle bu noktalarda, bu durumlarda duyarsız kalamam ben. Kim olursa olsun duyarsız kalamam yani. Yine bir son noktayı koyayım. Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun. Amin. Evlatlarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş, yüreklerine telaş hiçbir zaman değdirmesin. Evet, hastalarımıza Allah'ım, şifa versin. Tabii ki hastalarımızı Rabbim şifa nasip etsin. Dertli olanlara deva nasip etsin. Boşta olanlara edala nasip etsin. Rabbim her zaman yardımcımız olsun inşallah. Amin, cümlemizin inşallah. Yani kesinlikle ayırmadan bütün herkes için söylüyorum yani. Benim bütün dualarım da budur. Kesinlikle dualarımda hiç kimseye ayrımcılık yapmadan bütün herkese dua ediyorum yani ben. Ama hani bu biraz olsun. Önce dediğimiz gibi dualarımız bu, kabul yani olsun. Evet inşallah amin. Bu acitasyon falan olamaz. Böyle bir şey düşünülemez yani. Onu senin acın bizim acımız yani. Olur mu bir şey? Değil. Buradan eve gitmeye senedimiz yok, garantimiz yok, yok. Yani. Ya, bu da bir gerçek. Evet. Yani dediğim Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun. Ayrıca amin, sana da ben çok teşekkür ederim. Ben gerçekten teşekkür ederim. Seni gördüğüme de gerçekten sevindim. Sen de benim bir evladımsın. Yani Allah razı olsun. Allah hepimizden evet. razı olsun. Ben seni de sizlerin evladıyım gerçekten. Bana da gezen ablalarım oluyor öyle. Tabii ki. Bir de kız kardeş oldu. Bir daha. Zaten şöyle bir şey var. Hani benim şeyim yok yani, reklama ihtiyacım yok yani. Ben öyle şey yapamam. Ben gerçekten hani duygularımı sana söyledim. Duygularımı Allah ifade etmek için söyledim. Çünkü ben hani çocuklara üzüldüm. Ondan sonra işte sana üzüldüm. Yani işte, sizin de üzüntünüz benim üzüntüm. Küçücük yaşta neler yani, yaşadılar. Tabii ki neler yaşadılar yani. Çok üzüldüğüm için ben hani paylaşmak istedim. Duygularımı Allah sana belki başkaları başka şekilde düşünebilir. O beni ilgilendirmiyor. İşte o da kesinlikle, umurumuzda evet, olmayacak çünkü. Kesinlikle. Kim ne düşünürse düşünsün. Kesinlikle hiçbir şey umurumda değil. Her zaman bazı konularda duyarlı olalım. Herkes her İyi insanların, Rabbim iyi insanlarımızın sayısını çoğalsın inşallah. Amin. Sayısını çoğalsın. Kimse kimseden işte ekmeğimiz gelmiyor. Yüzünden yani. Dünya benim şu an senden bir beklentim yok ya da asla. Benim senden bir beklentim yok. Başkaları ne düşünürse düşünsün kesinlikle umurumda değil. Sadece senin duygularına şey yapmak istedim. Yani. Evet ben sizleri öpüyorum. Ben de şimdi eve geçeceğim. Ablamlar burada hastanede işleri var. Ben yine burnuma baktıramadım. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi videonun devamında çocuklarla aldığım şeyleri ekleyeceğim. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Yavuz Bey sen ne alacaksın? Ben. O ne? Onu seçiyorsun. Tamam da onun ismi ne? İsmi dinozor. Dinozor. Dinozor ne? Evet Yavuz Efe sen ne alacaksın şimdi? Dinozor yumurtası. Dinozor yumurtası. Evet hadi. Hadi bakalım al. O motor iyiymiş değil mi? Evet o motor da çok iyi. O motor iyi ama helikopterli motor o. Evet Yavuz Efem hastaneden çıktı. Ateşi iyi 36, 37 buçuktu. Al bakalım. Taşıyabilecek misin? Bir tane daha alacaksın. Dört tane var. Tamam bir tanesini de ben alayım. Evet dinozor yumurtalarını aldık. Ne işe yarıyorsa. Allah'ım Allah'ım. İçinden şey mi çıkıyor bunun? Timsah mı çıkıyor? Ha. Yılan. Ay. Yılan mı? Ne bu ne la? Fare mi bu? Beni dene diyor. Bu nasıl ya? Beni dene diyor. Ay ağzına tükürürüm senin ha. İyi. Bu ne? Diyebilir miyim? çok kötü. Anne bana ne diyebilir miyim? Elle. Ama yiyemiyor mu ki? Boyum yapıyor. Bekle. çok kötü. Aa anne videoda ondan alalım da. Anneannemi alalım. Yok ya boş ver onu. Çok yok, kötü. Yok. Yok annem onu almayalım. Başka bir şey alırız. Kaplumbağa da var. Hani arkasında.
Sen çok çirkinsin. Ay bu ne? Ötüyor bunlar? Bunları böyle paketlemişler. Anne bak. Allah'ım ya. Şu tırtıl mı? Yılan mı bu da? Aa bu nasıl bir şeymiş be? Allah Allah. Ondan alalım. Bu nasıl bir şeymiş? Ne diyor? Allah düşürdün. Allah Allah. Yılan da nasıl bir şey bu yani? İçine su mu dolduruyorsun? Ne yapıyorsun? Çekip uzatıyor musun? Çekip uzatıyor herhalde onu. Ay kuyruğu sallanıyor. Sevaş Hanım, bu senin dinozor yumurtan. Evet bakın. Senin mi o? Evet. Sonra parlar mı merak ediyorum. Dur şu çok delik deşik olan yerlerden yapmaya çalışalım. Allah. Bakalım içinden ne çıkacak Sevaş. Ne çıkacak? Ben de bilmiyorum. Merak ediyorum anneciğim. Umudun da ben de alayım. Anne. Evet. Gerçek bir dinozor yumurtası. Aa delirdi ya. Aha. Çıktı. Çıktı Seval. Bunu yıkayalım mı? Yeni doğdu. Merhaba dinozor. Hoş geldin. Seval Ela seni çok merak etmişti ya. Çıkarttık anneciğim. Evet çıkarttık onu. Göster. Ana prenses. Prensesim benim. Hokus pokus mu yapıyorsun? He? Bakayım. Bakayım. Çok güzelmiş kız. Ay çok güzel. Böyle şeyler istediler onlardan aldık. Allah'ım. Göster kaykayın anneciğim. Evet. Şu ne o bir dakika. Bisiklet mi? Evet. Kaykay bisiklet. Aşağıya. Açayım. Anamla babamla birlikteler. Hobbit. Oy. Yapma. Yapma sen Alain. Dötüş bom. Allah sen nereden biliyorsun onu ya? Hop. Nerede yedin paraları söyle. Nerede yedin euroları söyle. Nerede yedin dolarları söyle. Oh dolar var. Euro var. Heh ye benim kızım ye kızım. Yavuzum da ya bir yaştan değil mi aşkım? Böyle oldum benim. Bak. Çok mu güzel? Tamam. Evet gördüm anneciğim harika. Hayır. Evet böyle kürekler aldık. 5 tane almıştım fakat Yavuz 3 tanesini yukarı götürmüş hemen bile. Yerim seni ben. Böyle. Bu Sevoş'un. Al bu senin. Açayım mı? Tamam. Bu da abinin. Prensesin kazma küreği. Yerim seni ben. Yavuz'um da böyle üst beğendi. Onu aldım. Şöyle. Bunu da Yavuz Seval'e aldı. Seval bununla oynar mı bilmiyorum. Seval onu anladın mı? Anladın. Tamam. Aç abisi. Neyi ben? Bakayım bunlar ne için? Ha, değiştiriliyor demek ki bunlar. Tamir ediliyor. Şunlar, bak bunlar çık, bunun tekerler çıkıyor, bunlar takılıyor ama gerek yok şimdi. Bence. Yani istediğin zaman yapabilirsin ya, sen bilirsin anneciğim. Bal kızım, bal oğlum. Allah mutlu olun yeter ya bana. Anne bak bir davaya falan kaldı. Evet. Anne bunlar. Hadi git pencerek onunla. Anne bunlar ne? Tamam açtım. Göster. Ana prenses. Prensesim benim. Hokus pokus mu yapıyorsun? He? Bakayım. Bakayım. Çok güzelmiş kız. Ay çok güzel. Böyle şeyler istediler onlardan aldık. Allah'ım. Göster kaykayın anneciğim. Evet. Şu ne o bir dakika. Bisiklet mi? Evet. Kaykay bisiklet. Aşağıya. Açayım. Anamla babamla birlikteler. Hobbit. Oy. Yapma. Yapma sen Alain. Dur.
Dötüş dötüş bom. Allah sen nereden biliyorsun onu ya? Hop. Nerede yedin paraları söyle. Nerede yedin euroları söyle. Nerede yedin dolarları söyle. Oh dolar var. Euro var. Heh, ye benim kızım, ye kızım, ye kızım. Yavuzum da ye bir yaştan değil mi aşkım? Böyle oldum benim. Bak. Çok mu güzel? Tamam. Evet gördüm anneciğim, harika. Hayır. Evet böyle kürekler aldık. 5 tane almıştım fakat Yavuz 3 tanesini yukarı götürmüş hemen bile. Yerim seni ben. Böyle. Bu Sevoş'un. Al bu senin. Açayım mı? Tamam. Bu da abinin. Prensesin kazma küreği. Yerim seni ben. Yavuz'um da böyle üst beğendi. Onu aldım. Şöyle. Bunu da Yavuz Seval'e aldı. Seval bununla oynar mı bilmiyorum. Seval onu anladın mı? Anladın mı? Tamam. Aç abisi. Neyi ben? Bakayım bunlar ne için? Ha, değiştiriliyor demek ki bunlar. Tamir ediliyor. Şunlar, bak bunlar çık, bunun tekerler çıkıyor, bunlar takılıyor ama gerek yok şimdi. Bence. Yani istediğin zaman yapabilirsin ya, sen bilirsin anneciğim. Bal kızım, bal oğlum. Allah mutlu olun yeter ya bana. Anne bak bir devaya falan kaldı. Evet. Anne bunu. Hadi git pancar ek onunla. Anne bunu. Tamam aşkım.